çevremizde büyük çoğunluk virüs salgını nedeniyle yorgan döşek yatıyor. Aradıklarımızın büyük çoğunluğu da hasta. Bu dönem kalabalıklarla temasları fazla olduğu için siyasiler de adına grip denilen salgına yakalandılar. Üstelik evde geleneksel yöntemlerle tedavi olanların yanı sıra hastanelere başvuru çok fazla. Polikliniklerde izdiham var, hastane koridorları resmen dolup taşıyor. Verilere göre salgına yakalanıp hastalananların %35'i hastanelerin acil servislerine Başvuruyorlar. Bu yüksek oranda, acillerde yoğunluğu arttırıyor. Yine, yoğun bakım. Larda doluluk %85'e ulaştı ki, yoğunluk pandemiden fazla. Bu noktada, sağlık sistemini rahatlatan ve Bursa Formülü olarak adlandırabileceğimiz yeni bir uygulamanın etkisini görüyoruz. Onu da, hafta başında olay. I ziyarete geldiğinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş açıkladı, biz de salı günü duyurduk. Salgın nedeniyle hastanelerimizde yoğunluk var. Durumu daha iyi bazı yoğun bakım hastalarını ilçelerdeki hastanelere sevk ediyoruz. İşte bu salgında Bursa'yı rahatlatan formülün İl Sağlık Müdürü Doktor Orkun Yıldırım'a ait olduğunu vurgulamak gerekiyor. Daha önce saha koordinatörü olarak görev yapmış olmanın deneyimiyle geliştirdiği pratik çözüm ilçelerdeki kamu hastanelerin hepsinin tam kapasite faaliyete geçmelerini ve işlevselliklerinin artmasını sağladı. Bunun da iki alanda yansıması var. Birincisi, yoğunluk merkezde oluştuğu için ilçe hastanelerinde yataklar boş kalıyordu. Hasta aktarılmasıyla bu yataklar kullanılır hale geldi, merkezin yükü hafifledi. İkincisi, ilçe hastaneleri yarı atıl faaliyet göstermekten çıktı. Gerçi kent merkezindeki farklı hastanelerde hastası olan dostlardan o da bekledikleri yakınmaları geliyor ama o süreler bazen uzasa da sorun aşılıyor. Kısacası, bu salgın çok fena ama sistem pandemi sürecine göre daha iyi işliyor. Tayay'ın kalp damarına stent takıldı. 1977'de. Gazeteci olarak izlediğimiz ilk siyasi parti kongresinde Adalet Partisi il başkanı. Seçilen Turhan Tayan sonra DYP il başkanı, DYP Bursa Milletvekili Grup Başkan Vekili oldu, Milli Eğitim Milli Savunma Bakanlıkları yaptı. CHP Bursa Milletvekili olarak aktif siyaseti noktaladı. Geçtiğimiz günlerde, evinde rahatsızlanınca tıp fakültesi, ne kaldırılan Tayay'ın tıkalı kalp damarına stent takıldı. Özel'in teklifini kabul etti, Şükrü Erdem CHP Mustafa Kemal Paşa adayı. 1991'de. Doğru Yol Partisi. Neden Bursa Milletvekili. Seçildiğinde sürpriz oldu. Mustafa Kemal Paşalı genç eczacı Şükrü Erdem parlamentoya gitmesi yanında, Tansu Çiller hükümetinde spordan sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı. Sonrasında, uzun süre siyaseti izlemekle yetindi. 2019'da dostlarını kıramadı ve İyi Parti Mustafa Kemal Paşa belediye başkan adayı oldu. Son geceye kadar seçimi kazanacağı bekleniyordu, kıl payı farklı kaybetti. Bu defa, 31 Mart yerel seçimi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den davet geldi. Erdem'i telefonla iki kez arayan özel adayları olmasını istedi. Şükrü Erdem, de salı akşamı yaptıkları son görüşmede kabul etti. Şimdi, Mustafa Kemal Paşa, da belediyeyi en son 1973'te kazanan CHP, 51 yıl sonra yeniden kazanabilmek için parti meclisinde Şükrü Erdem'in adaylığı kararını alacak. Dayısından 13 yıl sonra aynı göreve geldi. Sedat Akar. Yıllarca haber kameramanı olarak siyasetçi izledi, Bursa Gençlik Derneği'ni kurdu. 2010 yılında CHP Osman Gazi ilçe gençlik kolu başkanı oldu, 2 yıl sonra ekip arkadaşlarına devretti. Geçen dönemde Keles Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi seçildi. Salı akşamı, CHP Osman Gazi İlçe Gençlik Kolu Başkanı olarak yeğeni Turgut Esen atandı. Esen böylece, dayısından 13 yıl sonra aynı görevi üstlendi. Çevre mühendisi avantajıyla Nilüfer'deki eski Bursa'yı canlandıracak. Bu seçim, Bursa, siyasetinin kazandığı isimlerden biri, çevre mühendisi Nilüfer Akçakoca Demir oldu. Adını taşıyan ilçe Nilüfer Belediye Başkanlığı için Deva Partisi adayı Demir'in hedefleri çok büyük. Örneğin, mesleğinin avantajıyla Nilüfer. Hazırlıklarını anlatırken Nilüfer'deki eski Bursa'yı canlandıracağım dedi. Bugünkü Nilüfer'e bakışı şu: "Çok iyi planlanan ilçe olmaktan çıkan Nilüfer'i altyapı ve üst yapısıyla bütün düşünüyoruz. Kent yaşamı ciddi planlama gerektirir. Plansız büyüyünce altyapı yetmiyor. Ardından rantı bitirmek istiyoruz." deyip kentsel dönüşümle artan bina yoğunluğuna dikkat çekti. Yeşili korurken çocuklar için yeni alanlar oluşturmak istiyor. Özel okulun çok, devlet okulunun azlığına dikkat çekerken, meslek ve spor liseleri, spor alanları, özel çocuklar lisesi, anne çocuk etkinlik alanları gibi projelerini anlattı. MHP Osman Gazi mahalle başkanlarıyla başladı. Cumhur İttifakı, NDA, Yenişehir'den sonra Mustafa Kemal Paşa adaylığını da alan MHP, diğer 15 ilçe yıl büyükşehirde AK Parti adaylarını destekleyecek. Hazırlıklara. Mahalle muhtarları toplantısıyla başlayan MHP Osman Gazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, 31 Mart seçiminin önemine dikkat çekti ve teşkilat olarak çok çalışmaları gerektiğini söyledi.